Allah! Bu kızı nasıl kandırdı bu? Samsun İlyas ne etti, ne yaptı ya? He vallahi ya, ne bileyim ben bacım ya. Ya bu Sevda da var ya, hiç akıl yok. Sen bu neyine kanıyorsun daha ya, neyine? Bismillah. Tövbe bismillah. Fatma. Ne oldu anne? Uzu? Bir şey mi oldu? Biri bir şey mi dedi? Yok. Yok adam. Kimseyi duyacak halim yok zaten. Anne. Yapma bak böyle ne olur. Korkutuyorsun beni. Ha kuzum. Hadi konuş. De bana. Konuşsan ya yavrum. Belki de benden çekiniyordur. Ben çıkayım da siz rahatça konuşun. İstersen ben de çıkarım kızım. Ne yaparsanız yapın. Benim etimden et kopuyor. Canımı gitmiş ben burada iş yapıyorum. Demek bebesi için üzülüyorum. Tamam annem sen bırak işi gücü. Bak şimdi hadi sen az aşağı in yattı yine ne? Uyu. Ama bak öyle fazla bebeni düşünme mi anne? Dinen sen. Uyuyamıyor bana. Gözüme bir damla uyku girmiyor bütün gece. Allah'ın gücüne gitmesin isyan edesin geliyor. Neden benim bebeğimi alıyor da Safiye'yle ki yaşıyor diyor. Dem annem dem. Dem öyle. Fatma. İçim burkuluyor diye. Ama ben sana hep diyorum anne. Onun bebesine bu kadar yanaşma diyor kızım. Yok be ana. Demirhan'ı böyle kucağıma alınca... abınıyorum biliyor musun? Böyle mis kokusunu içime çekince acım öfürülüyor. Safo, Cemal. Yapma. Şu kolumu tutma, bak iteleyeceğim daha kötü olacak. Çünkü şuradan. Lütfen Cemal bak. Beni çiğnemeden gidemezsin canım. Cemal, ya şu güzelliği ezip geçebilecek mi bir düşün. Safo, bak beni deli etmeyin. Ben o yılanı evimde istemiyorum, anladın mı? İlyas, çık lan. Cemal diyorum yapma Allah aşkına ya. Ya demek ki kızımız kocasıyla mutlu, sen ne yapıyorsun? Neden boşanacağım dedi o zaman Sevda? Söyle bana. Kesin bir şey etti benim kızıma. Ama ben bu işi çözeceğim. Lan İlyas! Cemal lütfen bak beni dinler misin? Yahu onlar karı koca genç onlar ya. Ya tamam bir anlık sinirle söylemiş olabilir ama demek ki unuttu. Ya hatırlamıyor musun Cemal? Ben de sana sinirleri boşayacağım seni diye ortalarda geziniyordum. Bak iki tane yavrumuz var. Yahu bak evliliklerde olur böyle şeyler. Oturana kadar normal. İlyas'ım var ya iyice nefret ettin şimdi beni. Ben bu yılandan bir torun istemiyorum anladın mı? İstemiyorum ya. Defolsun gitsin benim evimden. Ya Cemal sen bana los halimle niye böyle şeyler yapıyorsun canım? Bak Safo sakın ağlama. Bak ağlama acayip sinirleniyorum ağlamana. Ağlama. Yok ağlamayacağım. Ben şu anda hormonlarımın tamamen efendisiyim. Ama bana bak Cemal. Beni çok zorlama. Bak gerçekten bir ağlamaya başlarım. Vallahi susturamazsın ha. İyi tamam. Lanet gitsin. Ben işe gidiyorum. Ay. Fatma nerede? Tuvalete gitti de ondan ben duruyorum. Tamam canım ben geldim sen işine bakabilirsin. Sen bu aralar bebeğini hiç yalnız bırakma olur mu?
Hep başında dur. Hayırdır Servet? Ne demek istiyorsun? Vallahi hiç nifak dedikodu seven bir insan değilim. Ama ekmeğinizi yiyorum sonuçta, susamayacağım. Fatma'yı mutfakta dertlenirken duydum. Niye benim bebeğim öldü de Safiye'ninki yaşıyor diye ağlanıyordu. Bak ben sağlıkçıyım. Psikoloji falan her şeyden anlıyorum ben. Buhran geçiriyor bu kadın. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Bir dakika, bir dakika Servet. Yani sen şimdi Fatma'nın benim bebeğime zarar vereceğini mi söylüyorsun? Yani günahını almayayım ama olabilir. Yani neler okuyoruz duyuyoruz sonuçta, değil mi? Yok. Olmaz öyle şey. Ya Fatma benim bebeğime kendi bebeği gibi bakıyor. Yapmaz. Ya sen çok iyi niyetlisin, anlıyorum da. Acılı başta akıl olmazmış. Ben duyduklarımı söyleyeyim de sonra aman bir şey olursa filan vicdan azabı çekerim. Allah Allah. Ya sen korkutmasana beni. Saçma sapan konuşuyorsun. Ay. Burası bana biraz soğuk geldi de örtü getirdim bebeğe. Sağ ol Fatmacığım. Fatma anası kurban olsun. Sağ ol canım. Çok düşüncelisin. Madem sen bebeğin yanındasın, mutfağa gideyim ben. Aklım kalmaz. Sinem, mekan tamam değil mi? Evet Ali Bey, bir organizasyon şirketiyle anlaştım. Mekanın ışıklandırmasını, süslemesini onlar yapacak. Herkese de sıkı sıkıya tembihledim. Mavi'ye hiç kimse bir şey söylemeyecek. Süper, harikasın. Tamam o zaman, çok teşekkürler. Yarın görüşürüz Sinem. Sağ ol. Neden ben gelince kapattın hemen telefonu? Yo, sen gelince kapatmadım. Zaten sonuna gelmiştik. Harika olan neydi peki? O ne demek? Ya sinema harikasın dedin ya. Ha. Evet ya, kız çok önemli bir iş mi halletti de o yüzden dedim. Ben çok acıktım. Sen? Acıktım. Hadi. Hangi işini halletti? Mavi. Sanki anlatsam anlayacaksın ya. Arazi işi. Bana bak. Ne oluyor? Tamam tamam, yok bir şey. Hadi gidelim. Oh, mis gibi koktu ya. Hasibe. Sanki biliyormuş gibi en sevdiğim yemekleri yapmışsın ha. Bana bak, yarın da karnı yarık pilav cacık yap. Çok severim. Cemal babam da sever. Hep beraber yeriz değil mi babacığım? Hala babacığım diyor ya. Şeytan diyor, sık şunun kırtlağını, yatır masaya. Cemal. Baba diyecek tabii. Ne diyecek? Bak karı koca barıştılar işte. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İlyas, hoş geldin. Hoş bulduk Ali. Bayağı hoş geldi abi. Cemal abim o kadar sevindi ki damadına, davul zurnayla karşıladı. İsmet, bu dişim. Girme ateş hattına. Bak masa alev alev yanıyor. Ha, tamam. Aynen, girmeyim. Sevda, iyisin değil mi? Bir problem yok. Çok iyiyim amcacığım. Ben zaten küçük, basit bir olayı çok büyüttüm. Ben de çok hatalıydım. Ben herkesin önünde senden bir kez daha özür dilerim. Aferin çocuklar. Vallahi aferin. Böyle incir çekirdeği doldurmayacak şeylerle evlilik bozulmaz. Çok haklısınız efendim. Ya Sevda benim her şeyim. O benim için o kadar değerli ki. Yani yanımda olmadığı zaman böyle sanki nefes alamıyormuş gibi hissediyorum. Canım. Bakar mısın Cemal? Çocuklar birbirlerini ne kadar çok seviyorlar ya. Ne sabah? Ne
lan İlyas? İkiyüzlülük, riya, demagoji. Ne ararsan var lan sende. Sen var ya, rezillikte bir zirvesin. Ne? Anne sen karışmasan. Neye karışmayacağımışım yavrum? Aa bu iblis var ya bu iblis. Sevda'ya şiddet uyguladı. Vallahi gözlerimle gördüm. Sen ne diyorsun Hasibe ya? Vallahi billahi. Nasıl ya? Ne? Ellerin kırılsın seni pöhrezin. Lan sen benim torunuma el mi kaldırdın? Geberteyim lan seni. Bunu çektim. Sen benim kızımı mı dövdün lan? Lan geberteyim lan seni. Nasıl yaparsın lan böyle bir şey? Nasıl yaparsın? Efendim yemin ederim bir şey yapmadım ya. Bana bak. Doğru mu bu? Değil Ali, vallahi bir şey yapmadım. Ya karıcığım bir şey söylesene, korusana kocanı. Hala ne diyor? Baba canım. Baba dur baba. İlyas hiçbir şey yapmadı. Nasıl yani? Hasibe anne yalan mı söylüyor? Evet. Dimah yalan konuşuyor ama. Gel hele. Aç aç aç. Aç lan. Hasibe teyze. Aa bak. Şu boynundaki barnak izlerini açıkla anana babana. Haydi kızım haydi. Lan. Sen benim kızımın boğazını mı sıktın? Yemin olsun var ya seni tavuk gibi gebertirim burada. Tavuk gibi gebertirim. Baba dur. Baba bir dur, bir dur, bir dur. Baba o hiçbir şey yapmadı. Hani geçen gün benim boynum tutulmuştu ya. Ben krem sürerken fazla bastırmışım. Hasibe teyze yanlış anlıyor her şeyi. Vallahi billahi yeminle bak gördüm. Evlatlarımın üstüne yemin ederim. Aa bu kız var ya, kocasından korktuğundan bir şey diyemiyor Cemal. Bak kızım, karı koca kavga eder, barışır dedik ama şiddet başka bir şey. Seni parmağını ucuyla bile iteleyemez. Bak böyle bir şey yaptıysa söyle bize. Sevda söyle annem. Söyle kız söyle yaptı mı? De. Yok dedeciğim. Vallahi öyle bir şey yok. Ya efendim, ya olur mu öyle şey? Ben öyle bir insan mıyım ya? Ben gerçekten çok utanıyorum, çok gücendim ya. Ben şiddete karşıyım. Hasibe kendisi bana gıcık olduğu için sürekli iftira atıyor ya. Kendisi niyeyse sürekli benim bu konaktaki varlığımdan rahatsız oluyor. Artık kişisel bir çıkar çatışması olduğunu düşünmekteyim. Yeter artık. Konuşma çakal. Gözümden gördüm diyorum. Kızım boğazına yapıştı yeminle. Ya yeter. İftira atma kocama, yapmadı diyorum. Ya anne belki yanlış gördün. Niye bu kadar ısrar ediyorsun? Kız yapmadı diyor işte. Şimdi ben yalancı oldum ha kızım. Tamam. Tamam. O zaman yesin, yesin dayağı odursun aşağı. Kendi bilir. Çekil lan! Gerçekten Hasibe teyze yanlış anlamış. Yok öyle bir şey. Ağzımızın tadını bozdu gene. Ah Hasibe ah! Yok yok ben hala çok işkilliyim. Çünkü bu Çiğan'dan her şey beklenir. Cemal sus artık. Kız yapma diyor. Hadi geçin hadi. Babacığım müsaadeni bir Müdemiran'a bakayım da ses soluğu çıkmıyor. Buraya mı olur kızım buraya? Uy canını yerim sen. Hey anam. Sen ne yaptın böyle? Nasıl ters döndün sen kuzum? Yaramazlığa mı başladın sen? Yaramazlığa mı başladın? Kuzum böyle ters durma ama bak nefessiz kalırsın sonra. Ay kurban olayım Esen. Uy benim kuzum. Ne
Fatma! Ay! Oh. Ne yapıyorsun? Ay. Bırak çabuk bebeğimi. Kendi kendine dönmüş. Düzeltiverdim işte. Allah Allah. Ben yastık koyduydum. Nasıl kendi kendine dönmüş acaba? Kızlar, ne toplaştınız burada ya? Ne oldu? Bebeğe mi bir şey oldu yoksa? Hastalandı mı? Yok Cemal, yok. Hasta falan değil canım. Ama nasıl olduysa artık bebe böyle kendi kendine dönüvermiş. Açık konuşsana benimle Safiye. Sen ne demek istiyorsun? Bebeğe bir zarar vereceğimi mi düşünüyorsun? Evet, düşünüyorum canım. Ulu orta yerlerde benim bebeğim niye öldü de Safiye'ninki yaşıyor diye isyan ediyormuşsun ya. Ayıp değil mi Fatma? Kimden duyuyorsun sen bunları? Kimden duyuyorsan duyuyorum. Bana bak, sen doğru söyle. Dedin mi demedin mi? Kız dediyse dedi. Allah Allah, ne olmuş yani? Sen de onu koruma Cemal. Ya eğer 5 dakika daha geç gelmiş olsaydım... yani Allah muhafaza bebeğimizin suratına yastık kapatabilirdi. Gözümle gördüm ya. Kız, senin ağzından çıkan o kulağın duyuyor mu hiç? El kadar bebeğe kıyılır mı, canavar mıyım ben? Kendi bebeğimin yerine koydum ben. Allah cezanı seversin. Yani pes Safo ya. Asıl sen kafayı yedin. Allah Allah, sen ne diyorsun Cemal ya? Kendi gözümle gördüm. Aha, almış böyle yastığı. Bebeğin tepesinde duruyordu. Sus lan sus. Bir de bebek katili yaptın kızcağızı. Ya kendi bebeği gibi titizleniyor ya. Daha ne yapsın? Şu dediğin lafa bak. Allah Allah. Kusura bakma. O öyle demek istemedi. Ya ne demek istedi? Ben neye sizin bebeğinize zarar vermek isteyeyim Cemal? Kendi bebeğimin yerine koymuşum ben onu. Gözüm gibi bakıyorum, koklama veren kıyamıyorum. Biliyorum. Yani bakma, Safa da biliyor bunu da. Öyle birden delilendi işte. Lohusalık. Depresyon mudur nedir yani, heyleri de pesinde. Bebeğime bir şey olacak diye ödü kopuyor ya. Keşke bizim de bebeğimiz yaşayaydı. Ona sarılır, onu öper, onu koklardım. Böyle ağızsızlıklarına uğramazdım. Keşke yaşaydı. Düşünüyor mu yavrumuzu? Düşünmez olur muyum kız? Hiç aklımdan çıkmıyor. Sahi mi diyor? Tabii sahi ya. Sen de benim iyice odun belledin ha. Evlat lan bu. Senin için nasıl yanıyorsa benim için de öyle yanıyor. Dur gitme. Bak, beni bir dinle. Daha çok kırgınım Safiye. Merak etme. Bundan sonra bebeğine elimi bile sürmem. Cemal, ben ne yaptım ya? Çok ayıp ettin Safiye. Büyük ayıp ettin. Bakalım nasıl affettireceksin kendini.
O boynundaki morun krem sürerken olmadığını ikimiz de biliyoruz, değil mi Sevda? Bak ben sana çok kızgınım ha. Çok öfkeliyim. Ama gençliğine verdim. De bir bakayım hele. Sen neyi beni yalancı durumuna düşürüyorsun? He yavrum? Hasibe teyze çok özür dilerim ama öyle yapmak zorundaydım. Neyi zorundaydın ya? Korkudan mı? Ha? Sen İlyas'tan mı korkuyorsun yavrum? De bana. Tehdit neyin mi ediyor seni? Korkma. Sakın asık. Bak senin ardında ailen var. Bizler varız. Sakın ha korkma. Söyle bir bakayım hadi. Anlat bana. Ne oldu? Derdin ne? Bir derdim yok. Kocamla da barıştık artık. Her şey yolunda çok şükür. Gözlerin hiç öyle demiyor ama. Sen bir söyle bana bir bakayım. İlyas'la kendi isteğinle mi barıştın? Yoksam onu zorladı seni. Tabii ki isteyerek barıştım. Kocamı seviyorum ben. Ona bir şans daha vermek istedim. Aferin. İyi halt ettin. Yavrum. Aa bak tecrübeyle sabittir. Bir yanlışı bir kere yapan bir daha yapacak demektir. Bunu böylece belli. Şimdi sen İlyas'la barışmayı kabul ederek de o kapıyı ne yaptın? Aralamış oldun. Ne yapacak o ileride? Nasılsa bu beni affediyor diyecek. Aynı şeyi bir daha yapacak. Duyacak. Oran buran morartacak. Sağ yazık değil mi anne? Günah değil mi? Aa tabii. Gene de sen bilirsin elbet. Ne de olsa bu hayat senin hayatın. Söylüyorum değil mi? Doğuyor herif seni değil mi? Oy anne. Korkma kızım korkma. Korkma. Söyle. Anlat bana. Haydi. Hani o bana mesaj attı dediğim çocuk vardı ya. Çocuğu arabayla ezmeye kalkmış. Ne? Ne diyorsun kız sen? Zavallının bacağı kırılmış. Ama ya ölseydi? Allah'ım düşündükçe aklımı kaçıracağım. Hani İlyas'tan mı korkuyorsun dedin ya bana. Ödüm patlıyor. Boşanırsan seni de onu da öldürürüm dedi bana. Vay namussuz vay. Anam bak o fısırık dediğimiz adamın içinden canavar çıktı iyi mi? Nasıl bir adamla evlenmişim ben Nasibe teyze? Kurtuluşum yok benim artık. Mecbur çekeceğim ömür boyu. Yok annem yok. Hiçbir şeye de mecbur değilsin. Sakın ha korkma. Şimdi bak gideceğiz. Babanlara her bir şeyi anlatacağız. Gel anne. Sakın. Bak vallahi öldürür beni. Annem nereyi öldürüyor ya? Allah'a da billahi daha hiçbir şeycik yapamaz kuzum. Ha bunun polisi var, savcısı var. Bak haber verdik mi? Topyekun kurtuluruz. Sen merak etme. Ne demekmiş o canım? Allah Allah şuna bak hele ya. Cana kastedecek, tehdit edecek. Yok öyle şey. Dağ başımı lan bura. Sen üzme canını. Bak şimdi. Kuzum gideceğiz. Demincek bana bu anlattıklarını ana babana anlatacağız. Hemen polisi arayacaklar. Sakın korkma gel annem sen. Nasibe teyze yapamam bak. Öldürür beni öldürür. Oy kuzum benim. Sen bayağı korkmuşsun bu heriften ya. Korkma.
Vur. Tamam. O zaman şöyle yapalım bak. Sen şikayetçi neyim olma. He mi? Ben de kimselere bir şey demem. Korkma sen. Korkma. Uy anne. Haydi bak. Git istersen yüzüne gözüne şöyle bir su çar. Kendine gelirsin, açılırsın. Tamam mı? Hadi. Hadi anne. Yok, tamam. Haydi. 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 Haydi kuzum. Haydi annem. Haydi. Lan İlyas. Bu kıza eziyet etmene müsaade etme. Eğer Sevda polise gitmiyorsa ben giderim. Polise gideceksin Hasibe. Sen niye üstüne vazife olmayan işlere karışıyorsun ya? Ama daha kiminle dans ettiğini bilmiyorsun. Dur bakalım. Pembe. Pembe. Az önce dükkan sahibi aradı. Kötü prensi taşıyormuşsun. Ya dükkanın ortağı olarak benim niye bundan haberim yok acaba? Dükkanın küçük ortağı olarak diyecektin herhalde İlyas'cığım. Küçük büyük ne fark eder İsmet? Kötü prens benim emeklerim sayesinde bu noktaya geldi. Ben kötü prense yüreğimi verdim. Ay pardon ya canım. Yani ben göremiyorum nerede o yürek? İlyas, son zamanlarda dükkana uğradığım bile yok. Ya Pembe biliyorsun şirkette de çalışıyorum ben aynı zamanda. Cemal babamın gözü hep üstümde. Beni kovmak için yer arıyor zaten. Hem neyse ne. Madem böyle bir karar verdin, bana da danışman gerekirdi Pembe. Oğlum bana bak. Karıma bağırıp durma. Sen o seslerlerini sokar alırım ha. Ya İsmet, İsmet sakin ol aşkım ya. Bir saniye. Tamam o zaman soruyorum. Anasının gözü dükkan sahibimiz Pötü Prens'in iş yaptığını gördü ya. Kiraya %25 zam istemiş. Yuh, delirmiş bu adam. Olmaz öyle şey. Ben de daha uygun bir fiyata, daha güzel bir yer buldum. Ne dersin İlyas'cığım, taşınalım mı? Hemen taşınalım. Çok iyi düşünmüşsün Pembeciğim. Sağ ol canım. Rica ederim. İyi, güzel. Gönlün olduysa şimdi çekil önümden. Daha yapacak çok işim var, küçük ortak. Tabii, buyurun. Ulan Halim ya. Sürpriz evlilik yıldönümü nedir ya? Vallahi çıtayı yükseltiyorum. Bak Safo da daha yeni doğum yaptı ki artık isteklerinin sonu gelmez. Ya adam zorlamıyor ki. Onun içinden geliyor. Ürgüp'te romantizm demek Ali Goreçki demek. Ya dalga geçmeyin Allah aşkına ya. Ben karımı seviyorum kardeşim. Dünya bir yana, mavi bir yana. Bana bakın, ağzınızdan bir şey kaçırmayın ha. Sürprizimi bozmayın. Yok lan yok, kaçırmayız merak etme ya. Of demek ki bu romantizm öyle genetik bir şey değilmiş. Ben odun geldi, hem odun gidiyorum. Gülme lan, sen de öylesin. Abi dikkat! Hop! Fren ama! Dikkat! Fren! Fren! Ne oluyor lan? Kaçıyor adam. Nereye gitti lan o? Abi bak ucuz atlattık ya. Bin arabaya hadi. Ya bırak ya. Allah'ını seversen geçen buradan geçerken de atladı bu herif böyle önüme. İçidir aklımı alıyor. Bu sefer silkelemeden bırakmam bu herifi. Ya gel buraya. Abi, abi Allah'ını seversen ya. Abi. Gel lan buraya. Gel gel. Lan sen niye bakmadan yola atlıyorsun lan? Ha? Az daha beni katil edeceydin, şuursuz. Vurma, vurma. Yok aslanım, yok. Vallahi zor yırttım sana vurmaktan. Bir yumruğumu yemeden bırakmam. Aklın başına gelsin. Abi ne yapıyorsun ya? Adam korktu ya. Oğlum bana bak. Bir daha karşıma çıkarsan var ya, yemin olsun Allah yarattı demem. Seni trafik kazası geçirmişten beter ederim ha. Bak bak, bir de yuva yapmış buraya, gördün mü? Yürü lan. Thank you.
Ya abim sert konuşuyor ama doğru konuşuyor. Canına mukayyet ol. Al şunu. Üstüne bir şeyler al, tamam? Safiye'nin bebeği yaşıyor. Benimki neye öldü derken ikiz vardı. Ana. Sen mi söyledin Safiye'ye? Kim? Kı. Benim ben. Hasibe. Anan. Vallahi insan bunu sormaya utanır ha. O zaman sen söyledin bir kulakla. Safiye'ye yaranacağım diye beni sattın değil mi? Tövbe estağfurullah. Allah kuru iftiradan saklasın. Vallahi bindimedim kı. Kim söyledi o zaman? Tencere tava dile gelecek değil ya. Yok hanım yok. Dinlenen tencere tava değil. O sinsiz evret. Kesin o ispikledi ha. Ya öyle deme bacım, günahtır. Bak siz rahat konuşun diye mutfaktan çıkmadım o ya. Ya etliye sütlüye karıştığı yok ki. Çok iyi bir insan o. Hey ya, vallahi çok iyi bir insan. Anam ya, sağa göre herkesler iyi zaten değil mi? Kız sen aluk musun ha? Görmüyor mu karnın gözlerini? Abiyle fel felcire okuyor. Yok yok. Kesin bizi kapıdan dinledi. Öyle diyorsun değil mi ana? Olabilir Hakket, biliyor musun? Fatma teyze. Sen beni hiç üzlemedin mi canım? Hu. Neden hiç yanıma gelmiyorsun? Beni üzlemedin mi? Çok özledim seni kuzum. Hiç sağ küser miyim ben? Anana kızgınım. Fatma. Kız çok özür dilerim. O kadar pişmanım ki ne olur bak Allah adı verdin beni affet ya. Fatma. Hadi. Al bebeğim kucağına ne olur. Ha? Ay. Oy benim mis kokulum benim. Oy kurban olurum sana. Fatma. Beni affet ne olur gülüm ya. Ya ne oluyorsa her şey hormonlarımdan dolayı oluyor. He. O hormonlardan bir tek sende var değil mi Safiye? Daha bu kızcağızım da yeni doğum yaptı. Hı? Sen utanmıyor musun benim kuzumu üzmeye? Sus Asibe, vallahi utanıyorum. Hem de çok utanıyorum. Safiye. Senin bağın karşı kim doldurdu? O dedim ya, kim dolduracak? Sinsi sevret. Vallahi koparıvereceğim onun dilini. Ya sen niye hemen celalleniyorsun Hasibe? Kimse beni doldurmadı ya. Ben mutfağa giderken kendim duydum. Aha gördün mü? Ben sana dedim Silvet yapmaz diye. O çok iyi bir insan, çok iyi bir insan. He ya çok iyi. O kadar iyi ki ne? Öyle cahilliktin. Fatma. Kız. Barıştık mı? Barıştık he. Benim güzelim. Göreçki. Ne kadar var acaba içinde? Sen de bir kart çıkarsana kız kendine. Boş ver ne çıkartacaksın. Cemal'inkini kullanırsın. Pardon canım. 5000 mi dedin? Tamam buradan çek. Taksit istemez. Hadi iyi dersler karıcığım. Günaydın Sevda. Günaydın Kaan. Sevda,
Kim bu arkadaş? Bizi tanıştırmayacak mısın? İlyas, bu Kaan, sınıftan arkadaşım. Kaan, bu da İlyas, eşim. Memnun oldum. Ben de kardeş. Evli olduğunu bilmiyordum Sevda. Aa, aşk olsun Sevdacığım. Bir kocan olduğunu unuttun mu yoksa? Ya, ders konuşmaktan fırsat olmadı ki söylemeye. Tabii. Kardeşim çok geçmiş olsun. Ayağına ne oldu? Ha, sağ olun ya. Manyağın tek arabayla ezmeye kalktı beni. Ne diyorsun sen ya? Kazayla değil yani. Değil. Herif son hızla üzerime arabayı sürdü. Vay manyak, vay psikopat. Sebep? Vallahi bilsem öyle kimseyle bir düşmanlığım da yok ama. İyi düşün kardeş. Belki birinin kuyruğuna basmışsındır. Yok canım, kimseye bir şey yapmadım ben. Sen yine de dikkatli ol. Bunu her kim yaptıysa bir daha deneyebilir. İlyas, deme öyle. Ya hayatım, ben Kaan'ın iyiliği için söylüyorum. Biliyorsun manyak oluyor, takıntılı oluyor böyle tipler. Sevda, bir ara ders notlarını senden alabilir miyim? Hastanedeyken epey bir ders kaçırdım da. Ben de çok düzgün not tutamadım bu ara. Başkasından al istersen. Tamam. Derste görüşürüz. Tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de kardeş. Bir gün bir şeyler içelim. Olur. Bir kahve içeriz. Seve seve. Yazık çocuğa ya. Yazık. Zibidi. Aferin kız. İyi sepetledin herif ha. Güzel karım benim. Sen hep böyle ol canım ye. Aramız hep iyi olur. Hadi iyi dersler. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.